Hepinize ilk önce şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize geçmiş olsun diyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zamanki gibi güçlü olduğunu ve yaralarını kısa zamanda saracağını söyledi. Ama görüyorum ki Türkiye'nin gücüyle, Türkiye'nin yetkinliğiyle, Türkiye'nin becerisi ve başarılarıyla gerçekten sizlere burada organize edilen bu yerleşim alanında bütün bu yaraların sarılması için ta toplu konutların yapılması ve herkesin tekrar yaşayacak evine, yurduna dönebilmesi için olağanüstü bir gayret. Dolayısıyla bu düzenlemeleri yapan buradaki tüm yetkililere, Sayın Belediye Başkanı'na, Sayın Vali'ye ve diğer tüm AFAD'la dahil yetkililere hepsine öğretmen teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü bir durum, olağanüstü bir gayret. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde acılar yaşadık. Bizlerin iki voleybol takımı, Türk Marif Koleji'nin kız takımı ve erkek takımı yıldızlarımız Adıyaman'da bir otelin enkazı altında hayatlarını kaybettiler. Onlara da, on binlerce hayatlarını kaybeden insanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş Üçcüman Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurulan çadır kenti ziyaret eden Tatar, burada yetkililerden bilgi aldı. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman Tasat'a ve Kıvanç'ta Türkiye ile, Anadolu ile sizlerle birlikte olduk. Dolayısıyla sizlerin acısı bizlerin acısıdır. Sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. İnanıyorum ki en yakın bir tarihte Türkiye'de bu deprem bölgelerinde yapılacak çalışmalar da hayatın normale döneceği ve geleceğe umutla bakabileceğimiz bir durumu tekrar yakalayabileceğimizdir. Evet, bu Allah'ın takdiri. Çünkü evet, deprem bölgesindeyiz. Kıbrıs'ta da bir deprem bölgesi olduğu söylenmektedir. Ama bundan sonraki süreçte mutlaka yapılacak olan inşaatlarda, binalarda gerekli tedbirlerin alınması ile böyle durumlarda herkesin korunabileceği ve binaların böyle bir yıkım yaşamayacağı bir süreci hep birlikte inşallah inşa edeceğiz. Onun için ben bir kez daha burada olmaktan mutluluk duyduğumu paylaşıyorum. Sizlerin bu acılarını paylaşmak, yüreğimizdeki o dinmeyen acıyı burada da sizlere paylaşmak, bizlerin acısı, bizlerin o yavrularının acısı, birlikte yaşadığımız bu acıyla esasında daha da kenetlenmiş durumdayız. Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Tatar, burada çocuklarla ilgilendi ve mobil fırından ekmek dağıttı. Dolayısıyla böyle günlerde, böyle süreçlerde bir milletin daha da birlik ve beraberlik olarak güçlenebilmesi için acıyı acıyla, sevinci sevinçle. Dolayısıyla burada bir takım olayları hep birlikte görüyoruz. Burada irade var, burada büyük bir başarı var. Çünkü olağanüstü şartlarda bu şekilde bir yaşam merkezinin kurulması ve marketiyle her türlü eğlence ve çocuklara yönelik oyun alanlarıyla burada bana göre büyük bir başarı vardı. Dolayısıyla bu çadır kentini organize edenlere, buradaki düzeni kuranlara yürekten teşekkür ediyorum. Bir kez daha tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Ve bu çalışmalar içerisinde bütün bu yaraların sarılması için olağanüstü gayret gösteren tüm belediye başkanlarımıza, valilerimize, AFAD'ın değerli çalışanlarına, kurum ve kuruluşlara, herkese ve tabii ki başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve tüm yetkililere bir kez daha teşekkür ederken tüm halkımıza da geçmiş olsun diyorum. Sizlerin acısı bizlerin acısı diyen Tatar, gelişmeleri yakından izlediklerini ve Türkiye için dua ettiklerini belirtti. Ben Kahramanmaraş'a 10 Şubat tarihinde resmi bir ziyaret yapacaktım. Benim için çok önemli bir ziyaretti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1974'ten sonra gelip oraya yerleşen ve şu anda belediye başkanı olan bir kentimizin Tatlısu diye bir bölgemizin belediye başkanı olan Hayri Orçan ve daha önce Paşaköy Belediye Başkanı yapmış Hayri Türücü, onlar hep buralardan Kıbrıs'a gitmişler ve yerleşmişler. Güçlü bir heyetle buraya resmi bir ziyaret yaparak bu üniversitede bir konferans vermek ve Kıbrıs meselesi anlatmak için uzun zamandan beri yaptığımız hazırlıklardan dolayı gerçekten Kahramanmaraş'a duyduğum ilgi ve özlem hep benimleydi. Ama maalesef 6 Şubat'ta bu büyük depremden sonra o ziyaretimizi ertelemiş oluyoruz. Şimdi bugün burada deprem dolayısıyla sizlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyorum. Dolayısıyla inşallah Sayın Valimizle ve Sayın Belediye Başkanımızla ve Sayın Rektörümüzle de paylaştım. Bir süre sonra buradaki hayat biraz normale
döner dönmez o resmi ziyareti gerçekleştireceğim. Heyetimle birlikte gerçekleştireceğim ve bu üniversitede vereceğim konferansla Kıbrıs meselesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu koşulları, Kıbrıs Türk halkının milli davasını, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğümüz milli politikayı, Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bizler için, milletimiz için, Türkiye için ve bütün Türk dünyası için, Türk Devletler Teşkilatı için, Azerbaycan'da dahil, çünkü burada Azerbaycan'dan da temsilcileri görüyorum, onları da kucaklamak istiyorum. Biz et ve tırnak, aynı milletin evlatları olarak bu coğrafyada varlığımızı sürdürmek için birlikte dayanışma ve kardeşlik duygularıyla bütün bu zorlukları aşmak için mücadelemizi sürdürmek durumundayız. Dolayısıyla bu duygularla bugün buradayım. Bir kez daha hepinize geçmiş olsun diyorum. Bir kez daha tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Ve çoluk çocuğu hepinizi gözlerinize öpüyorum. Hepinize geçmiş olsun diyorum. İnşallah kısa bir süre sonra yine bu yaralar sarılır sarılmaz yine resmi bir ziyaretle aranızda olacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz.